Yapımlarıyla Hollywood'u geride bırakmaya başlayan Bollywood sineması her geçen gün daha iyi filmlerle ismini tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Bollywood filmleri, güçlü karakterleri, sürükleyici hikayeleri ve ustaca bestelenmiş müzikleriyle Hint sinemasının en iyi eserleridir. Herkesin içine işleyen kalıcı izler bırakır. Peki en iyi Hint filmleri hangileri? İşte seyir zevkinin doruklarına çıkacağınız 10 muhteşem Hint filmi. I like simple themes, simple emotional situations and I think simple things are more universal than complex ones. It's all a matter of telling the story in the best possible way. Let's go. 10. sıradaki filmimiz Aranyer, Din Ratri ve Pater Panchali gibi çok sevdiğim filmlerin yönetmeni Satyajit Ray'in 1959 yapımı The World of Apu filmi yer alıyor. Karakterin 20. yüzyılda Batı Bengal'deki aşkı ve yaşamını konu alan üçlemesinin uygun bir sonucu. Film, yetişkin Apu'nun sorumluluğu özellikle bireyselliği özveriyle ve finansal başarı ile yaratıcı ifadeyi dengeleme mücadelesini izliyor. Apu'nun dünyası didaktik bir resimdir. Apu'yla her zaman aynı fikirde olmasak da onun neden öyle hissettiğini anlıyoruz. Satyajit Ray filmlerinin çoğunda rol alan Soumitra Chatterjee, sinemaya ilk çıkışını The World of Apu'da yaptı. Chatterjee'nin asi genç yetişkin rolündeki performansı Hint sinemasının en efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor. 9. sırada Shimit Amin tarafından yönetilen ve yapımcılığını Yash Raj Films çatısı altında Aditya Chopra'nın üstlendiği, Deko. Senaryosu Jaydeep Sahni tarafından yazılan, başrolünü Shahrukh Khan'ın üstlendiği 2007 yapımı Chak De India filmi var. Filmde Shahrukh Khan, Hindistan. Erkekler milli çim hokeyi takımının eski kaptanı Kabir Khan'ı canlandırıyor. Pakistan'a verilen feci yenilginin ardından Khan, dini ön yargılar nedeniyle spordan dışlanıyor. 7 yıl sonra kendini affettirme çabasıyla Hindistan Ulusal Kadın Hokey Takımının koçu olarak bu takımın 16 çekişmeli oyuncusunu ödüllü bir takıma dönüştürme kararıyla çok çalışır. Zindagi bhar uski team se khelta rahunga. Senarist Sihni Chakde'yi geliştirmek için Hindistan, kadın milli çim hokeyi takımının 2002 İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarındaki galibiyetinden ilham aldı. Bu da izlemenizi şiddetle tavsiye ettiğim nadir Hint filmlerinden biri. 8. sırada Milyoner var. Dünyanın en yoksul insanlarının yaşadığı Hindistan'da geçen bir milyonerlik öyküsü olan filmde, Hindistan'ın gecekondularla dolu bir mahallesinde yaşayan genç Jamal'in enteresan hikayesi aktarılıyor. Jamal, fakir ve öksüz ancak idealist bir çocuktur. En büyük düşü, Hindistan'ın en ünlü bilgi yarışması programına katılmak ve büyük para ödülünü kazanmaktır. Jamal Malik. You're absolutely right. Jamal, büyük ödüle ulaşacağı son soruya bir şekilde gelmiştir. Tam da bu an programın süresi dolar ve son soru gelecek haftaki programa kalır. İlginç bir şekilde başarılı olan Jamal'in bu imkansız görünen başarısı herkesin dikkatini çeker ve genç adam hile yapmış olabileceği gerekçesiyle tutuklanır. Sorgu gecesinde soruları nasıl yanıtladığını tek tek anlatan genç adamın sırrı yavaş yavaş aydınlanır. Milyoner, Hindistan'ın dünya sinemasında verdiği en ses getiren örneklerinden biri. En iyi yabancı film kategorisinde Oscar'ı kazanan yapıt, televizyonun insanlık üzerinde kurduğu büyülü hakimiyeti yansıtan filmlerden biri. 7. sırada Gajini filmi yer alıyor. Gajini, 25 Aralık 2008 tarihinde gösterime girmiş bir Hint filmidir. Akıl Defteri filminden uyarlanarak yapılan filmin başrolünde Amir Khan var. Sanjay, Hindistan'ın en zengin iş adamlarından biridir. Nişanlısı Kalpana ile mutlu bir beraberliği vardır. Bir iş gezisi dönüşünde evinde nişanlısı öldürülür ve kendisi de ağır yaralı olarak kurtulur. Başına demir sopayla darbeler alan Sanjay kısa süreli hafıza kaybına uğrar. Bunu yapan Gajini'yi bulmak, intikamını almak için ant içen Sanjay, unutmamak için her şeyi vücuduna ve not defterine başlar. Gajini, bütün
bütün bu karmaşayı çözebilmek için ipuçlarını takip etmek zorundadır. Gerçekten müthiş bir Hint filmi. İzleyiniz efendim. 6. sırada Rajkumar Hirani'nin yönetmenliğini yaptığı PK filmi yer alıyor. Film başka bir gezegenden gelen bir yabancının tanrıyı bulma çabasını konu ediyor. PK daha önce kimsenin sormadığı sorular sorar. Bunlar masum, çocuk gibi sorulardır ama cevapları enteresandır. PK'in sadık arkadaşları ve dostları olur. Kırık kalpleri düzeltir, öfkeleri dindirir. PK'in çocuksu merakı kendisi ve milyonlarca insan için manevi bir yolculuğa dönüşür. Film, karmaşık felsefelerin iddialı ve benzersiz yönlerini orijinal bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca basit, kahkaha dolu, insani bir aşk masalı da süre gidiyor. Sonuç olarak ayrı dünyalardan gelen yabancılar arasında dostluk destanı işlenmiş diyebiliriz. 5. sırada 2007 yapımı. Yönetmenliğini Amir Khan, Amole Gupte ve Ram Madvani'nin yaptığı Her Çocuk Özeldir filmi var. Başrollerini Darshil Safari ve Amir Khan paylaşmaktadır. Problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishan çevresi ve ailesi tarafından tembel muamelesi görür. Ishan derslerinde başarısız, yaptığı işlerin çoğunda tutarlı davranan bir çocuktur. Bu başarısızlığın sonucunda içine kapanık ve karamsar bir ruh haline bürünür. Mutluluğu ve özgürlüğü insanlardan uzaklaşmakta bulur. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra yeni resim öğretmeniyle tanışır. Tam her şeyden ümidini kesmişken resim öğretmeni Ram Shankar İshan'ın hayatını tam anlamıyla değiştirir. 4. sırada yönetmenliğini Karan Johar'ın üstlendiği 2010 yapımı My Name is Khan filmi var. Asperger hastalığı taşıyan Hindistan asıllı Müslüman bir adam, ABD başkanı ile konuşmak ve derdini anlatmak için ciddi bir yolculuğa koyulacaktır. Bunun için tüm ülkeyi baştan başa geçmeyi göze almıştır. Yes, let's go home. Let's go home. Filmin oyuncu kadrosunda ise Shah Rukh Khan, Kajol ve Sheetal Menon yer alıyor. Filmi izlemeyen kalmadı sanırım. İzlemeyenlerin mutlaka izlemesi gerek. Howdy. Howdy. 3. sırada Nitesh Tiwari tarafından yönetilen ve yapımcılığını Amir Khan Productions altında Amir Khan ve Kiran Rao, The Walt Disney Company India altında Siddharth Roy Kapoor ile birlikte yapan 2016 yapımı Dangal filmi var. Dangal, Hintli Mahavir Singh, Fogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh, Fogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Fogat, güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Amir Khan'ın hayranıysanız ve spor filmlerini seviyorsanız, Dangal'ı izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Güçlü bir mesajı var. Başarılı oyunculuklara ve yönetmenliğe sahip, kesinlikle görülmesi gereken bir iş. 2. sırada Ang Lee'nin yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, senaryosu David Magee tarafından yazılan 2012 yapımı macera drama filmi Life of Pi var. Jan Martel'in çok satan kitabından uyarlanan Life of Pi, dünyanın bütün dinlerini öğrenmeyi kendine görev edinmiş Pi isimli Hintli bir gencin, hazin bir gemi kazasından sonra haşin bir Bengal kaplanı ile minnacık bir kayıkta hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Pi'nin yaşamı görsel bakımdan yılının en güzel filmi olduğunu tartışacak fazla seyirci olacağını sanmıyorum. Fakat hikayenin kendisinden alacağınız haz, mitoloji, din ve ruhsallık ile olan kişisel bağınız sayesinde oluşacaktır. Ang Lee harikulade ve görkemli, göz yaşartan güzellikte bir film ortaya koyuyor. Görsel ziyafet terimi eleştirmenler tarafından fazla kullanılan bir klişe olsa bile, kanımca konu bu film olunca gayet yerinde bir gözlem. Binlerce balığın sakin sular üzerinde gerçek anlamda uçtuğu, sihirli bir biçimde gökyüzünde yıldızların oluşturduğu insan suratını, firavun fareleri ile dolu, cennetimsi gizemli adayı uygun bir biçimde betimlemenin en iyi yolu bu. Oscar'lı sinemacı Ang Lee'nin yönetmenliğinde sıra dışı bir öykü sunan filmin kadrosu ise oldukça renkli. Daha önce oyunculuk deneyimi bulunmayan Suraj Sharma'nın Pai'yi canlandırdığı yapımda ayrıca Tobey Maguire, Irfan Khan, Adil Hüseyin rol alıyor. 1. sırada Hindistan'ın en iyi mühendislik okulundaki 3 arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatan 3 idiot filmi var. Hindistan'da tüm zamanların
kendi yılına kadar en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmidir. Daha önce yine bir Amir Khan filmi olan Gajini tarafından elde edilen en yüksek gişe rekoru bu film ile kırılmıştır. Filmde Rancho, Farhan ve Raju. Hindistan'ın en önemli bir okulunda mühendislik okuyan ve okulun yurdunda aynı odada kalan 3 öğrencidir. Raju ailesini fakirlikten kurtarma gibi bir ideale sahipken, Farhan ailesinin isteği doğrultusunda bu bölümü seçmiştir. Rancho ise makinelere duyduğu tutku nedeniyle mühendis olmayı istemektedir. Bu üçlü ve profesörleri Viru arasında yaşananlar, dostluk kavramını sinemaya yansıtırken, eğitim sistemini de sert ve eğlenceli bir şekilde eleştirir niteliktedir. Hem güldüren hem düşündüren bana göre tam bir şaheser diyor. Ve Hint filmleri listemin ilk bölümüyle videoyu sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın.